İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Agulis. Okulda Kaşatağ'ın kültürel mirası tanıtıldı. Fransa Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Avrupa Birliği gözlem misyonunun görev süresinin uzatılması gereğini doğruladı. Mihran Gazaryan, bugün Türkiye, Batı Ermenistan kültürünü ortadan kaldırmak için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Batı Ermenistan'ın Pilimir Vadisi'ndeki antik köprü koruma altına alınacak. Ermenistan Cumhuriyeti, Fransa'daki müzeden 5 soykırım kurbanının kafataslarını geri getirmeli. Eski Ermeni kültürü, müzik. Batı Ermenistan'ın Agulis kasabası, Büyük Hayk'ın Sinik bölgesinin Gohtun şehrine dahil olup, dağın kayalık yamacında kurulmuştur. İlk kez 11. yüzyılda Agulik ismiyle bahsedilmektedir. Gohtun şehrinin en ünlü yerleşim yeriydi. 16. yüzyılda Rusya, İran, Batı Avrupa ve Hindistan ile ticari ilişkileri olan bir ticaret şehri olarak anılır. 1752 yılında Atırpatakan'ın Azad Han'ın saldırısı sonucu yerleşim önemli ölçüde tahrip olmuştur. Sakinleri benzersiz bir lehçe konuşan Ermenilerdi. 1904 yılında Agulis'te 2205 Ermeni ile 256 ev ve 731 Tatar ile 68 hane vardı. Agulis halkı girişimciler ve aktif zanaatkarlar, tüccarlar ve bahçıvanlardı. Agulis, mimari anıtlar açısından zengindi. Burada farklı zamanlarda 12 kilise ve manastır inşa edilmiştir. Kutsal Havari Thomas, diğer adıyla Agulyans Manastırı, yazı merkezi olarak ünlüydü. Burada birçok el yazması kopyalandı. Azerbaycan'ın işgal ettiği Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ordular bölgesinde yer alan Agulis'te şu anda Azeriler yaşıyor. Yedi Dağın Arkasında başlıklı vatansever, bilimsel ve eğitici yarışma festivali çerçevesinde Arşavir Şavarşyan'ın adını taşıyan Kırknolu Okul'da Arsah Cumhuriyeti'nin Kaşatağ bölgesinin resmi gazetesi Meran'ın editörü Zohrab Irkoyan'ın fotoğraf sergisi açıldı. Sergi aracılığıyla Irkoyan, Kaşatağ'ın kültürel mirasını sunuyor. Yerevan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun olan Zohrab Irkoyan, gazeteci, özgürlük savaşçısı ve fotoğrafçıdır. Fotoğrafçı Irkoyan, sergi sırasında şunları dedi. Son fotoğrafları 44 gün süren savaştan önce 26 Eylül'de bir kutsal ayin sırasında çekmiştim. Geri dönmek, inancımızı ve gücümüzü kaybetmemek için mücadele etmek zorundayız ve gelecek nesiller benim işimi sürdürmelidir. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan Cumhuriyeti'nde 20 Ekim'de başlayan Avrupa Birliği gözlem misyonunun görev süresinin uzatılması gereğini doğruladı. Colonna, sınırı izleyerek bu görev tırmanma riskini gerçekten sınırladı dedi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliğin azalmadığını kaydetti. Bakan, Fransa ve Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne verdiği desteği yeniledi ve bölgede barışı tesis etmek için sürekli çaba göstereceğini vaat etti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'de bilgi toplama gruplarıyla birlikte yerel manastırları ve kültürel anıtları incelemek için Batı Ermenistan'ı sık sık ziyaret eden Mihran Gazaryan ile konuştuk. Konu üzerinde özellikle şunu söyledi. Biz gerçekleri topluyoruz. Bununla ilgili fotoğrafları sunuyoruz. 2014-2015'te başlayan ilk çalışmalar Van Gölü çevresindeki tüm anıtlara adanmıştır. Ve bugün Türkiye'nin Batı Ermenistan topraklarında kültürel soykırıma devam edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi. Kültürel bir soykırım var, doğru. Bizim kimliğimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Batı Ermenistan'ın Pilimir Vadisi'nde kalıntılarına rastlanan taş kemerli köprünün Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. İlk değerlendirmelere göre Roma dönemine ait olduğu düşünülen köprünün kalıntısı çalışmalar sonucu tescillenerek koruma altına alınacak. Efsaneye göre bir genç kadın kendisiyle evlenmek isteyen erkeğe Pertek'ten Plümür'e kadar 7 köprü yaparsan teklifini kabul ederim diyor. Adam da dağdan kesip getirdiği taşlarla bu köprüleri yapıyor. Fakat sonunda kavuşamıyorlar. Bir vatandaş köprüyü tesadüfen görüp yakından incelediğini dile getirerek Dersim Müzesi görevlilerine haber verdim ve onlar da gelip kalıntıları incelediler ifadesini kullandı.
köprü defineciler tarafından zarar gördü. Altında yaklaşık 2 metrelik kaçak kazı yapılmış. New York Times gazetesi, gazeteci Constant Mahon'un 28 Kasım 2022'de Paris Müzesi'nde 18 bin kafatası var, kimlere ait olduklarını söylemek zor başlıklı şok edici makalesini yayınladı. Kafataslarından 5'i Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarına ait. Constant Mahon, bunların Fransız tarih öncesi uzmanı Emmanuel Passemar'ın 1925-1926'da Suriye'deki araştırması sırasında topladığı kadın kafatasları olduğunu bildiriyor. Müze, tazminat davası korkusuyla 18 bin kafatasının kimliklerini açıklamadı. Bu vesileyle senatör Pierre Uzulias şunları söyledi. Suriye'nin Derzor'da bulunan Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarına ait 5 Ermeni kafatasının hala insan müzesi koleksiyonlarında olduğunu öğrenince bunaldım. Şimdi Fransız hükümetine bu kafataslarını Ermenistan Cumhuriyeti'ne iade etmelerini öneriyorum. Böylece Yerevan'daki Ermenilere karşı işlenen Armenosit soykırım anıt kompleksinin yakınında defnedilir ve gerçek yerini bulurlar. Bu kurbanlar bir Fransız müzesinin bodrumundaki kutularda bir asırdır tutulduktan sonra düzgün bir şekilde gömülmeyi hak ediyor. Ermeni müziği milattan önce 2. bin yıldan başlıyor. Tarihi veriler bize eski Ermeni tarihçileri Movses Horenatsi ve Paustos Bizant'ın çalışmaları sayesinde ulaştı. Milattan önce 3. bin yılda Ermeni müziğinin niteliksel benzerliği şekillendi. Movses Horenatsi pandir adlı müzik aletinden bahseder. Paustos Bizant ise davul, flüt, lir ve trompetten bahseder. Hristiyanlık öncesi Ermeni şarkılarının metinlerinden parçalar korunmuştur. Milattan sonra 301 yılından itibaren Ermeni Hristiyan Kilisesi'nin müziği gelişmeye başlar. Aynı zamanda Ermeni din adamlarının pagan müzik mirasına karşı olumsuz tutumu da bilinmektedir. Eski Ermeni müziğinin gelişmesine feodalizmin oluşumu da katkıda bulunmuştur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aryanna Farmarzyan tarafından seslendirilen Cavak Ermenilerinin çalışma dansı Erişte adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.